Bir kere karar hukuki değil, üstelik karar iki memurla hakimin katıldığı bir toplantıda alınmış bir karardır. Bunun geçmişi var. Iğdır'a ilişkin bir geçmişi var. 2009 yılında biz bu belediyeyi 86 yıl sonra alırken dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek aynen şunu söylemişti. Bu kadar da olmaz, Ermenistan'a dayandılar. O gün bugündür 14 yıldır bu gelenek belediye yönetimini elinde bulundurup sürdürebilmekte. Bunu hazmedemiyorlar. Dolayısıyla alınan karar katalog suç kapsamına da girmediği halde sadece valinin talimatıyla Iğdır ne olursa olsun bu sefer yönetim el değiştirecek, AKP'ye geçecek projesinin somut bir parçasıdır. Vali il başkanı gibi çalışıyor zaten. Yani Iğdır'ı tekrar ele geçirmek. Yani 14 yıldır bu hareket, özgürlük mücadelesi şahsında elde tutulan bu mevzi zorla da olsa ele geçirmek. Ha, demokratik yollarla ele geçiremeyeceklerini anlayınca güç zehirlenmesiyle her tür aracı kullanarak antidemokratik uygulamalarla ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Burada da bir ince bir hesap var. Zaten bulunulan her yerde bütün çalışmaları Kürtler üzerinedir. Kürtleri parçalama, Kürtlerin içini boşaltabilme, kendine bağlama yönlü bir projenin parçasıdır. Yarın çünkü diyecekler ki bakın işte bizim adaylarımız, temsilcilerimiz katılmadılar. Alınan kararda AKP olarak bizim etkimiz yok demeye getiriyorlar ki bu da yutulmaz. Evet. Valla şu anda tepki alabildiğini ikiye katlanmıştır. Şunu çok iyi bilsinler. Mehmet Nuri olmaz Hasan olur, Hasan olmaz Hüseyin olur. Ama bu mücadele geleneği şunu göstermiştir. Kesinlikle mücadeleye devam, bu mevzi ölümüne savrulacaktır. Bunu da böyle bilsinler. Bugün yapılan haksızlığın tek gerekçesi kaybetme korkuları. Onlar paralarıyla, güçleriyle, yani çalıp çırpmasıyla var olmaya kalkışırken bu halk iradesini ve vicdanını kullanmaya çalışıyor. Bu halkın iradesine dokunuyorlar. Ama bunu çok iyi bilsinler ki bu halk asla ve asla boyun eğmeyecek. Zaferi burada kutlayacaktır. Yani şöyle, YSK'nın verdiği karar, ben 2023'te döneminde de milletvekili adayıydım. Aynı gerekçeyle ben memnun haklarımı aldım. Ön seçime giderken memnun haklarımı aldım. Daha dün bile değil, önceki gün savcılığa gittim. Bizzat kendim evraklarımı elden aldım. %100 başka bir alternatifi yok yani. AKP'nin yaptığı yani cezaevlere doldurmakla, kayyum atamaklarla yapamadığını, beceremediğini, şimdi ise halkın iradesini gasp ederek böyle bir kararın reddini vermeye çalışılıyor. Ve bunu son güne getirmeleri de ahlaki olmayan bir şeydir. Yani. Biz halkımıza güveniyoruz, halkın vicdanına güveniyoruz. Iğdır halkı bu konuda aydındır. Kendi kendine sahip çıkmayı biliyordur. Hiçbir zaman baskılara ve bu tür yaklaşımlara boyun eğmedi, eğmeyeceğine de eminim. Kazanacağız. Yani Mehmet Nuri Güneş gider, binlerce Mehmet Nuri Güneş gelir. Emine Yöndem Kartal gider, binlerce kadın arkadaşlar Emine Yöndemler olmaya çalışır.